Devran Uzaktan Eğitim'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 12. sınıfların 25. föyü, AYT föyünü işleyeceğiz. Konumuz ekosistem ve madde döngüleri. Biyo çeşitliği oluşturan ve değiştiren etmenler vardır. Doğal etmenler, biyolojik etmenler ve paleo coğrafya. Doğal etmenlere fizik etmenler de diyoruz. İklim, yer şekilleri, toprak. Biyolojik etmenler insan ve diğer canlılar. Paleo coğrafya kıtaların kayması ve iklim değişikliği şeklinde söyleyebiliriz. Doğal etmenlerden iklimden başlıyoruz. Canlıların dağılışını etkileyen çok önemli bir faktördür. İklim kendi içerisinde sıcaklık, nemlilik diye ayrılır. Sıcaklığın iyi olduğu yerlerde mesela ekvator ve kutuplardaki canlıları düşünün. Ekvatorda daha fazla, kutuplarda daha az. Yağışı düşündüğümüzde yağış miktarının fazla olduğu yerlerde bitki örtüsünün daha gür olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani biyoçeşitliliğin fazla olduğunu. Yağış miktarının az olduğu yerde ise bitki örtüsünün daha cılız olduğunu ya biyoçeşitliliğin daha az olduğunu söyleyebiliyoruz. Örneğimiz var bununla ilgili. Tropikal yağmur ormanlarını görüyorsunuz arkadaşlar üst taraf. Sıcaklık ve nem koşulları elverişli olduğundan biyoçeşitlilik fazladır. Tropikal yağmur ormanları dünyanın en zengin doğal yaşam alanları. Bitki ve hayvan türlerinin karalar üzerindeki %50 ile 70'ini barındırıyor. Çöller ise sıcak ve soğuk çöller olarak tabir edecek olursak, çöllerde nemin, sıcaklık ve nem koşullarının elverişsiz olması biyoçeşitliliği azaltmıştır. Çöllerde az da olsa bitki ve hayvan türleri yaşamaktadır. Bitki ve hayvan türlerinin çöllerde yaşaması adaptasyona örnektir diye söyleyebiliriz. Adaptasyon önemli bir kelime bu föyde. Bitki ve canlıların bulunduğu ortama ayak uydurmasıdır. Bununla ilgili mesela sıcak bölgelerde çöl bitkilerinin tohumlarını suyu buluncaya kadar bekletmeleri, çöl bitkilerinin suyu buldukları zaman kısa sürede filizlenip meyve vermeleri, çöl bitkilerinin su kaybını en aza indirmek için toprağın üst kısmındaki bölümlerinin kısa olması, bazı bitkilerin güneş ışığını etkisini en aza indirecek kadar parlak ve tüylü olması, çöl bitkilerinin su kaybını en aza indirmek için dikenli olması, çöl bitkilerinin toprak altında çok uzun köklerinin bulunması. Bunlar adaptasyona örnektir. Mesela çöllerde yaşayan hayvanların renklerinin açık olması, geceleri açığa çıkıp gündüzleri kumların altında genel itibariyle saklanmaları, cüsselerinin küçük olması çöl bitkileriyle ilgili adaptasyona örnektir diye söyleyebiliriz. Soğuk bölgelerdeki hayvanlara baktığımızda, kutup bölgelerinde bazı hayvanların uyuyarak kışı geçirmeleri, işte kutup bölgelerdeki hayvanların yağ oranlarının vücudunda çok fazla olması, bu da yine adaptasyona örnektir diyebiliriz. İkincisi yer şekilleri, yükseltiye, bakıya ve denize göre değişir. Mesela yükseldikçe canlı çeşitliliği bakın, fotoğrafta çok güzel göstermiş. Şuradaki çeşitlilik daha fazla, yukarıda daha az. Bakı, güneşe bakan tarafta daha fazla canlı olması. Deniz kıyılarında sıcaklık, nemlilik koşullarının iyi olmasından dolayı daha fazla olması. Mesela bizim Karadeniz'in denize bakan tarafındaki bitki örtüsünün daha fazla olması gibi. Kara ve deniz dağılışı. Ondan sonra Kara ve Denizlerin dağılım karalar üzerindeki dağılışı da etkilemiştir. Kanguru, koala sadece Avustralya'da olmaları. Komodo ejderi Galapagos adalarının da olması. Lemur sadece Madagaskar adasında yaşaması. Kırmızı yengeçlerin Christmas adasında yaşaması. Okyanuslardaki adalarda büyük kara parçalarında olmayan bitki ve hayvan türlerinin görülmesine örneklerdir. Görüyorsunuz bu hayvanları. Çok şaşkın bakıyor. Mesela Süveyş kanalı açıldıktan sonra Akdeniz'de olmayan bazı türlerin Akdeniz'de olmaya başlaması. Çünkü Süveyş kanalının yoluyla güneyden kuzeye doğru göç etmişlerdir. Toprak ve çeşitlilik, toprakların fiziksel kimyasal özellikleri de canlı çeşitliliğini etkiler. Mesela çay fındık gibi türler tuz ve küreç oranlarının az olduğu yerlerde yaşarlar. Buğday, arpa gibi ürünler tuz ve kireç oranının fazla olduğu yerlerde yaşarlar. Salyangozlar kireçli toprakların olduğu yerlerde yoğundur. Solucanlar nemli toprakların olduğu yerlerde yoğundur diye söyleyebiliriz. Canlıların dağılışını etkileyen ikinci faktörler, bunlardan birincisi ve bence en önemlisi artık insan. İnsanlar bir atom bombasıyla dünyayı yaşamayacak hale getirebiliyor. Aral Gölü, dördüncü büyük göl iken gemi mezarlığı haline gelmesi, batakları kurutup tarım alanına dönüştürmesi, buradakiler insanların yaptıklarını, anız örtüsü, aşırı otlatma, yerleşim ve sanayi alanı açılması, ormanların tahrip edip pösele makinelerin ortaya çıkması, gariklerin çıkması, antropojenlerin çıkması hepsi tahribata örnektir. Diğer canlıların da diğer canlıları etkileme önemi vardır. Mesela Yellowstone Milli Parkı'nda
kurtların arttığı zaman geyiklerin sayısı azalır. Kurtlar azaldığı zaman geyikler sayıları artması. Bunlar birbirine etkileriyle diye söyleyebiliriz. Üçüncüsü paleo coğrafya. Kıtalar kaydığı için, kıtalar ayrıldığı için bakıyorsunuz farklı kıtalarda aynı tür canlıların bulunması, kıtaların ayrılmasıyla ilgili. İklim değişikliği, mesela tilkilerin bakıyorsunuz fotoğraflarda. Tilki diyorsunuz ama bakın şekillerinin değişmesi. Bunlar arkadaşlar adaptasyona soğuk bölgedeki örnek. Mesela Bengal kaplanı ama orijinalinde Sibirya kaplanı olması. Sonra bu hale gelmesi. Aynı tür ama bakın farklı renklerde olması yine iklim değişikliğine örnektir diye bir söyleyebiliriz. Sorumuz var. Bengal kaplanının bulunduğu ortamda incelemek isteyen bir kişi o zaman muson iklimine gidecek. Bakıyoruz muson iklimini görüyorsunuz. Yazın yağışlı, sıcaklık farkı çok az olan bir iklim. Ekosistemlerin işleyişine baktığımızda eko çevre demek. Sistem canlılar birbiriyle bir etkileşim halindedir. Ekosistemi şöylecik parçalayacak olursak ikiye ayrılır. Canlılar ve cansızlar. Canlılar bitki, hayvan, mikroorganizma. Cansızları da kimyasal ve fiziksel. Fiziksel olan ışık, sıcaklık, rüzgar, yağış. Kimyasal da mesela organik olanlar. Canlının tarafından üretilen yağ, protein, karbonhidrat, vitamin. Organiktir. İnorganik de su, oksijen, karbondioksit vesaire gibi diye söyleyebiliyoruz. Ekosistem canlı ve cansız unsurlar arasında bir bütündür arkadaşlar. Hava, su, toprak, canlı hepsi birbirinin içinde etkileşim içindedir. Hepsi birbirini etkiler. Ve böylece arkadaşlar köyümüzü bitirmiş.